Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2. ünite Sosyal Bilgiler Dersinin en zor ve en yoğun ünitelerinden bir tanesi. Bugün sizlerle beraber o konularımızdan olan Orta Asya Türk Devletleri ile alakalı tam 28 tane soru çözeceğiz. Ki bu 28 tane soruyu dikkatli bir şekilde çözersek hem yazılı hazırlık yapacağız hem de ikinci ünitenin en önemli konularından olan Orta Asya Türk Devletleri konusunu anlamış olacağız. Bundan sonra da soru çözüm videolarımız tabii ki gelecek devam edecek hiç merak etmeyin. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan testimize başlayalım. Toplam 28 tane soru bizleri bekliyor arkadaşlar. Hemen açıklamalarıyla, detaylarıyla birlikte sorularımıza bakalım. Birinci soru. Eski Türklerde mezarın başına dikilen taşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hatırlayacaksınız Türklerde kahramanlığın sembolüydü bu taşlar. Mezarların başına öldürdükleri düşman kadar dikiliyordu. Neydi? Balbaldı. Burada kurultay dediğimiz ve toy dediğimiz şey aynı şey. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclistir. Yu ise cenaze töreni demektir. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Avrupa'da Türk kültürünün yayılmasına ortam hazırlamıştır. Orhun yazılarının dikilmesi Avrupa ile bir alakası yok. Avrupa Hun Devleti'nin kurulması bakın Avrupa'da Türk kültürünün yayılmasına ortam hazırlayan durumlardan bir tanesi. Çünkü orada bir devlet kuruluyorsa Türk kültürü orada yayılabilir. Yine Türklerin İslamiyet ile tanışması ve Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi Avrupa'da Türk kültürünün yayılmasıyla bağlantılı değildir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hemen aşağı doğru inelim. Üçüncü soru. Bu durum Türkleri aşağıdaki uğraşlardan özellikle hangisine yönlendirmiştir? Türklerin ana yurdu olan Orta Asya yüksek platolarla çevrili, su kaynaklarına sahip, yaylak ve kışlak alanlarının bulunduğu uçsuz bucaksız bozkırlardır. Bak ne dedi? Su dedi, yaylak dedi, kışlak dedi. Yani burası neye çok uygun? Hayvancılığa çok uygun. O yüzden ticaret, madencilik ve balıkçılıkla alakalı bir şey buradan bulamayız. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Dördüncü soruya geldik. Bu bilgilere göre köktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olamayız? diye sormuş bizlere. Köktürkler 552 yılında Ötüken merkez olarak kuruldu. Bumin Kağan tarafından kurulmuş. 582 yılında Doğu ve Batı köktürkler olmak üzere ikiye ayrılmışlar. Devlet ikiye ayrıldıktan sonra eski gücünü yitirmiş ve Çinlilerin egemenliğine girmiş. Şimdi devletin merkezi neresi? Bak Ötüke yazıyor mu? Yazıyor. Gitti. Kurucusu Bumin Kağan tarafından kurulmuştur diyor. Yazıyor mu? Evet. Gitti. Kurulduğu tarih 552 yılında kurulmuştur dedi. Yazıyor mu? Evet. Bu da gitti kültürel özellikleri yazıyor mu? Yazmıyor. O yüzden biz bunun hakkında bilgi sahibi olamayız. Cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde devletin başında bulunan hükümdarlara verilen ünvanlardan biri değildir diyor. Şimdi bir kere kesinlikle Hakan, Kaan ve Yabgu ünvanları verilmiştir. Ama Sultan ünvanı ilk Türk devletlerinde kullanılan bir ünvan değil. Sultan İslamiyetle birlikte kullanılan bir ünvan olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ilk Türk devletlerinde olamaz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. 6. sorudayız. Aşağıdaki aşağıda ilk Türk devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Evet baba ölüyor yerine oğlu geçiyor. Doğru. Halk sosyal sınıflara ayrılmış mı acaba? Mı acaba? Dursun bu soru, bu şıkkımız. Uygurlara kadar konar göçer yaşam tarzı var. Evet, konar göçer, göçebe yaşıyorlar. Gök tanrı inancı yaygın, evet doğrudur. Ama Türklerde hiçbir zaman sosyal sınıf kavramı olmamıştır. Bu ne demek? İşte sen şusun, daha üstünsün. Sen şusun, daha alttasın. Yani işte sen köylüsün, sen kölesin, sen tüccarsın gibi bir ayrım Türklerde hiçbir zaman olmamış cevabımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 7'ye geldik. Hakkında bilgi verilen Türk devleti hangisidir diyor? Mani dinini kabul etmişlerdir, yerleşik hayata geçmişlerdir, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuşlardır. Şimdi bu adamların kurucuların adları hep birbirine benziyor. Bumin Kağan, Bilge Kağan, Kutluk Bilge Kül Kağan, değil mi? Belki buradan bilemeyebilirsiniz ama bak ikinci sıradaki bilgimize dikkat ediyor musunuz? Yerleşik hayata geçmişler. Bu bilgi bana zaten yetiyor. Hangi devletten bahsediyor? Uygur devletinden bahsediyor. Cevap B şıkkı. 8'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? Kavimler göçüyle feodalite doğmuştur. Evet, feodalite doğuyor. Türkler İslamiyeti kavimler göçüyle mi kabul ediyor? Hayır, öyle bir şey işlemedik arkadaşlar. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor mu? Evet, Batı Roma, Doğu Roma olmak üzere. İlk çağ sona eriyor, orta çağa başlıyor mu? Evet, çok önemli bir sonucu. Ama Türkler İslamiyet'i burada değil. Hatırlarsınız belki o konulara gelmişsinizdir. Türkler İslamiyet'i Talas Savaşı'ndan sonra öğrenmeye başlıyorlar. 8'i de çözdük. Hemen şöyle yukarı doğru kayalım. 9. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet. Kesin yazılı sorusu. Yani bakın şunu sormayan öğretmen yoktur. Kesinlikle yazılı sorusu. Tarihte Türk adıyla adının içinde Türk geçecek. Çok basit. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti kök Türklerdir. Eğer size derse ki dünyadaki ilk Türk devleti derse o zaman Asya Hun devleti diyebilirsiniz. 10. soruya geldik. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Büyük Hun devletidir. Hunlar Ötüken merkez olmak üzere Orhun bölgesi ve Altay Dağları civarlarında yaşamışlardır. Bilinen ilk hükümdarları Teoman'dır. Bu parçada Asya Hun Devleti ile ilgili hangi sorunun cevabı yoktur diyor. Hemen bakalım cevaplayalım. Hangi bölgede kurulmuşlardır? Orta Asya'da diye söyledi. Zaten bunu söyledi. Altay Dağları, Orhun bölgesi bunu söyledi. Hangi yıl kurulmuşlardır? Şöyle bakıyorum işte 500 dedi, 600 dedi mi? Yok demedi. Demek ki hangi yıl kurulduklarıyla ilgili bilgi yok. Devletin merkezi neresidir? Bak ne dedi? Ötüken merkez olarak dedi. Buna da ulaştım. İlk hükümdarı kimdir? Diyor ki bilinen ilk hükümdarlar Teoman'dır. Bu bilgiyle vermiş cevabı ulaşırım. Ama B şıkkındaki sorunun cevabı yoktur. Peki gelelim. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Sorunun bir tanesinde biraz önce bunu aslında öğrenmiştik. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti diyorsa aklımıza hemen kim gelecek? Uygurlar gelecek. 12. soru. Oğuz Kağan Destanı hangi devlete aittir diye sormuş bize. Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne ait destandır. Hatta bu destanda Oğuz Kağan'ın kim olduğu düşünülür. Metehan olduğu düşünülmektedir. 13. soru. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlanmayı et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini resmi din olarak kabul etmiştir. Zaten Mani dinini kabul ettikten sonra da bak bir ipucu daha vereyim sizlere. Yerleşik hayata geçiyorlar. Niye? Hayvancılık yasak. Hayvancılık yoksa tarım yapacaklar. E tarım varsa o zaman ne olacak? Yerleşik yaşama geçecekler. Kimdi? Bak 11. soru. Daha buradan gözüküyor. Geçmedik değil mi? Bak burada cevap var aslında. Yani Mani dinini benimseyen devlet derse aklınıza hemen Uygurlar gelecek. 14. soru. Türk devletlerinde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Kaan öldüğü zaman erkek çocuklarının hepsinin hakan olma hakkı vardı. Haydi buyurun. Demek ki taht kavgası yaşanır. Doğru mu? E taht kavgası yaşanırsa ne olur? Devlet kısa sürede yıkılır. Bak hemen bu yorumu yapabiliyorum. Yukarıda anlatılan durumun ortaya çıkardığı sonuç hangisidir diyor. Devlet kısa sürede büyük kuvvetlenmez. Aksine zayıflar. Devletin askeri anlamda düzenli olması da beklenmez. Devlet ama bakın ne yapar? Kısa sürede dağılır. Çünkü diyelim ki hükümdarın 4 erkek çocuğu var. 4'ü de birbirine düşecek. Ne olacak? Devlet dağılacak. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 15'e geldik. İlk Türk topluluklarında ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan adı verilen mezarlara gömülürdü. Bu bilgiye göre ilk Türk topluluklarıyla ilgili hangisi söylenebilir? Bak ne diyor? Eşyalarıyla birlikte gömülüyor. Demek ki bu adamlar bir şeye inanıyorlar sevgili gençler. Neye inanıyorlar? Öldükten sonra dirilmeye. Yani ahiret inancına inanıyorlar. Bakın şıkların arasında hemen D şıkkı bize çağırıyor. Diyor ki ölümden sonraki yaşam bu nedir? Ahirettir. Yani buna inanmışlar. Cevabımız D şıkkıdır. 16. Türkler tarihte demiri işleyen, halıyı dokuyan ilk milletlerdendir diyen biri sırasıyla Türklerin hangi alanda eser ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Bak demir işleme dedi. Buradan ben direkt madencilik derim. Atlarım hemen madenciliğin üstüne. Bu ikisi gitti. Tamam. Dokumacılık diyor. Dokumacılık da hayvan yünlerinden olur. Değil mi? Bak halı dokuyan diyor. Demek ki dokumacılık olacak. Askerlikle ilgili bir şey de olmayacak. Demek ki buradan cevabımızın A olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 17'ye geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir? Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir. Evet bu bilgiyi biliyoruz. Çin Seddini yapmışlardır. E adı üstünde Çin Seddi. Niye bu adamlar Çin Seddini yapsınlar ki? Çinliler yapmıştır onu. Kendine ait alfabeleri vardır. Evet 38 harfli alfabeleri vardı hatırlarsınız. Orhun kitabeleri ki çok önemli. Her yazılı da mutlaka sorulur. Bunlar yapmışlardı. Ama Çin Seddini Çinliler yaptı. Cevap B şıkkı. 18'e geldik. Yukarıda verilen bilgilere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Diyor. Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun arkadaşlar. Zaten diğerlerinden hemen bakın kurtulduk. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti de Uygurlardı. Cevabımız A şıkkı. 19. soru. Bu metne göre Bilge Kağan Türk milletine hangisini öğütlemektedir? Bakalım. Türk milleti kendine gel aklını başına devşir. Aklını başına topla. Diye bak kızmış itaatsizliğin yüzünden yani bu ne demek biliyor musun? Hatta şunu şöyle maviyle çizelim ki farklı gözüksün. İtaatsizliğin yüzünden emirlerimizi dinlemediğin için seni kalkındırmış bilgili kanını ve zenginleşmiş kalkınmış güzel yurduna karşı kendin yanıldın kötülük getirdin. Neyi öğütlüyor? Dürüstlüğü mü? Hayır. Çalışkanlığı mı? Hayır. Hoşgörüyü mü? Hayır. Neyi? devlete bağlı olmayı öğütlüyor. Çünkü bak ne olmuş? İtaatsizliğin yüzünden kötülük getirdin diyor. Demek ki itaat et, emre uy diyor. Değil mi? O yüzden devlete bağlılığını bildir diyor. 20'ye geldik. Oğuz Kağan bu sözüyle hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Siz birbirinden birbirinizden ayrılırsanız hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar. Oysa birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz. Yani aslında bak bağırıyor birlik, beraberlik, değil mi? ne çıktı? Bak, demokrasi, savaşçılık, tek kişi yönetimi bunlarla alakası yok. Burada zaten adam üst tarafta dedi ki birlik olun, beraber olun dedi. Yani birlik ve beraberlikten bahsediyor. 21'e geldik. Türkler Orta Asya'nın kurak ikliminden dolayı sınırlı koşullarda tarım yapmışlardır. Bunun yerine Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvanlarına geniş otlaklar bulmaya çalışan Türkler bu nedenle konar göçer bir hayatı benimsemişlerdir. Bunun sonucunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konar göçer yaşam tarzının sonuçları arasında gösterilebilir diyor. Yazılı hukuk gelişmiştir. Bunun konar göçerlikle bir alakası var mı? Bence yok. Bu bir dursun. Mimari gelişmemiştir. Evet. Çünkü konak göçtükleri için sürekli bir yerden bir yere gidiyorlar. Yani ev yapacak, mimari yapacak zamanları yok. İki kesin şıklarımın arasında olacak. Burada hemen şöyle yapalım yanlış çizmeyelim. A ile D şıklarından kurtulduk. Kısa süreli hapis uygulamışlardır. Evet çünkü böyle bir cezaevi hapis gibi kavram yok. Çadırlarda hapislere koyuyorlar. 2-3 kesin olacak. Tamam bunu da aldık. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Bunun konar göçerlikle bir alakası yok. Yani ben burada sadece 2-3'ü alabilirim. Sorumun cevabı C şıkkı. Geldim 22'ye. Bu bilgilere göre Türklerin ekonomik faaliyetleri arasında hangisinin olduğu söz edilemez. Bozkır kültürünün yaygın olduğu Türklerde giyim eşyaları koyun, keçi, deve yününden oluşturulurdu. Bez dokuyan Türkler ayrıca ürettikleri bu kumaşları satarlardı. Bak ne dedi? Ürettikleri kumaşları satarlarmış. E satıp ne yapacaklar? Para kazanacaklar. Bu tarım mıdır? Hayır. Tarım sebze meyve ekmektir. Dokumacılık bu olabilir mi? Olabilir. Bu bir dursun. Şimdi bu bir dursun. Çünkü burada hani birazcık giyim falan dedi ya. Bu bir dursun. Hayvancılık bunu da geçiyorum. Bak ama burada özellikle satmak var. Bir şey alıp satmak ticaretle alakalıdır. Tamam evet giyim eşyası falan dedi ama yünden dedi ama burada satmakla bahsettiği için aa özür dilerim dur. Tamam söz edilemez demiş. Pardon söz edilemez demiş zaten. Şimdi hemen geri aldım. Birkaç saniye geri aldım kendimi. Şimdi ticaret satmak Var. Hayvanlardan bahsediyor. Koyun, keçi, deve. Hayvancılık var demek ki. Dokumacılık yünlerden bahsediyor. Var. Ama tarımla alakalı bir şey yok. Bak ne yaptım? Demek ki dikkat etmemişim. Söz edilemez demiş lütfen soruları. Bundan sonra dikkatli okuyalım. Geldim 23. soruma. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? Çin entrikaları evet siyasi neden. Bağımsız yaşamak evet siyasi neden. Otlak yetersizliği bu siyasi bir neden değil. Bu hayvancılıkla alakalı bu ekonomik bir neden oluyor arkadaşlar. Boylar arasındaki mücadeleler de siyasi nedendir. Yani değildir sorduğu için cevap C şıkkı. 24. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Son yukuk abidesinde Türk milleti yok olmasın millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı annem İlbilge Hatun'u Tanrı halk içinden seçip çıkardı bilgisi yer almaktadır. Şimdi Tanrı'nın hükümdarı gönderdiğini düşünüldüğünü bir inanışları vardı ya bu adamlar neydi? Kut inancıydı değil mi? Bunu hatırladım hemen. Şimdi bakalım. Ton yoku kabidesinin Türk tarihine ait bilgi verdiğini söyleyebilirim. Ki eskiyi anlatıyor. Tamam. Türklerde yöneticileri Tanrı tarafından seçildiğini zaten söylüyor. Türklerde çok tanrılı dinlere inandığı, çok tanrılı bir dine inanıldığına dair herhangi bir şey söylemiyor. Hatun'un devlet yönetiminde yer aldığı söylenebilir mi? Bak dedi ki babam İlteriş Kağan'ı annesini de katmış. İlbilge Hatun'u. Demek ki devlet yönetiminde etkili burada ulaşılamaz olan cevap C şıkkıdır. 25'e geldim. Hatun'un verdiği bilgilere göre Orta Asya Türkleri ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Ben Türk hükümdarının eşiyim. Hükümdar ülke dışında olduğu zaman onun adına ülkeyi yönetirim. Oo çok güzel. Yani kadınlar da yönetime katılabiliyorlar. Doğru mu? Evet. Devlet işlerinde Hakan'a yardım ederim. Kurultay toplantılarına katılırım. Şimdi bak buradan hangisine ulaşılabilir dedi. Toplum içinde eşitsizlik yoktur. Böyle bir şey ulaşamaz. Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir. İşte burada ulaşabileceğim şey budur sevgili arkadaşlar. Yönetimde tamamen kadınlar diyemeyiz. Bak bu çok kesin bir cümle. Kadınlar önemsizdir asla diyemeyiz. Burada ulaşılabilir olan cevabımız B şıkkıdır. 26. Buna göre yukarıda verilen açıklamaya göre Uygurların Maniizm dinini benimsemelerinin sonuçları arasında gösterilemez. Uygurlar Çinlilerden etkilenerek Mani dinini benimsemişlerdir. Bu dine göre et yemek ve insan öldürmek yasaktır. Şimdi sonuçları arasında gösterilemez. 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmışlardır. Bu alfabenin Maniden ile bir alakası, bağlantısı var mı? Kesinlikle yok. Neden alfabe yaptı? Çünkü Maniden dolayı. Hayır, öyle bir şey yok. Savaşçı özelliklerini yitirmişlerdir. Evet, çünkü bak ne dedi? İnsan öldürmek yasaksa, e bu adamlar bir süre sonra savaşçılıklarını kaybedecekler. Tarım yapmaya başlamışlardı. Evet, çünkü et yemiyorlarsa Hayvancılık bitmiştir. Hayvancılık bittiyse ot yiyeceklerdir. O zaman ne yapacaklar? Tarım yapacaklar. Yerleşik yaşama geçmişlerdir. Bakın bu da bunun bir sonucu. Tarım yapıyorlarsa sürekli o bitkilerin başında beklemeleri lazım. Bakımlarını yapmalar lazım. Yani yerleşik yaşama geçecekler. Burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi? Kurultay'ın özelliklerinden değildir. Siyasi, askeri ve ekonomik kararların alınması. Evet. Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması. Evet. Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması. Evet. Ama yönetimde son sözün kurultaya ait olması. Hay, yanlıştır arkadaşlar. Son söz yönetimde her zaman kime aittir? Kana aittir. Hatta bu durum kurultayın danışma meclisi olduğunu bizlere göstermektedir. Geldik testimizin 28 ve son sorusuna. İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının devleti yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan almalarına ne ad verilirdi? Hatırlıyoruz. Yukarıdaki sorularımızdan bir tanesinde vardı. Neydi bu? Kut inancıydı. Balbal bal mezar taşlarıydı, dikilen taşlardı. Kurgan mezardı. Oda şeklindeki mezardı. Kurultayda devlet yönetiminin yapıldığı meclisti arkadaşlar. Evet 28. soruya kadar geldik. Şöyle sayfamızı başa doğru alalım. Testimizi bitirdik. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Gerçekten ikinci ünitenin bu konusu Orta Asya Türk Devletleri konusu hem yazılılarda çok sorulan hem de denemelerde çok gelen bir konu. Umarım faydalı olmuştur yazınızla yazınız içinde konuyu pekiştirmeniz ve anlamanız içinde. Bundan sonra sizlerle beraber bol bol soru çözümlerimiz devam edecek ve gelecek. Hiç merak etmeyin. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.